merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte draft yapacağız. Bir uygulama bu. E, ee, 19 diye. Bunda draft yapacağız. Burada draft yapabiliyorsunuz. Direkt başlayalım. ilk önce formasyonumuzu seçeceğiz. 4-3-3 alalım. Kaptanımız yine aldım. Sterling geldi. Sterling'i alacağım ben. Premierlikten Premier Lig'den bayağı oyuncu geliyor. Bu yüzden Premier Lig gitmeyi düşünüyorum. Kimya önemli çünkü. Burada Mane geldi. Onu alalım. Orta sağlar Evet orta sahada İngiltere Premier Lig'den bir gelmedi. Mehmet Topal'ı alalım. <laughs> bir diğer orta sahamız. Burada da Premier Lig'den gelmedi. Kimi alalım? Rodriguez'i alalım. Rating olsun diye. Son orta sahamız. sonunda evet, son anda Schneiderlin ile kurtardık burayı. Sağ bekimiz Van bissaka geldi. Evet Van bissakayı alacağız. İlk stoper Aspil Kueta. oldu. İkinci stoperimiz Roho geldi. Onu alıyoruz. aşağıda gelmişti. Onu sonradan gördüm. Görmedim daha doğrusu. Sol bekimiz Baines ve Evet Baines geldi ama Dinye de olabilir. Dinye'yi alalım. Kalecimiz de kim olsun? Arjantin ya da İspanyol biri olması lazım. Evet İspanyol kalecimi var onu alalım. Yedeklerinden başlayalım. Direkt kaleci açalım. Kaleci lazım çünkü bize. Evet Kepa geldi. geldi. Schmeichel da geldi. Schmeichel'ı alalım. Koyalım şuraya. Van Neymar, Agüero geldi 93. Son var 95. O yüzden Neymar'ı alacağım. Oynatmayacağız büyük ihtimalle ama. Ee, buradan kimi alalım? Stanislas'ı alalım. Bize bir Hatta iki tane orta saha oyuncusu gerek. Yedeklerden devam ediyoruz. Lingard geldi güzel. Bir orta saha oyuncumuzu böylece yaptık. Bir tek Rodriguez'in yerine bir oyuncu lazım. Onu da tamamladık mı? Kadromuz yüz kimya olacak. Laport geldi. Alalım onu. Rohan'ın yerine koyalım. Bonucci, Mendy, Boateng kimi? Mendy'yi alalım yok. Varela geldi. Onu aldık. eee Rice geldi güzel. Rice alacağız. Ya, Pogba da gelmiş. Pogba'yı alalım. Ve evet gördüğünüz gibi 100 kimya olduk. Artık yüksek ratingli oyuncuları alacağım. 77'lik bir euro oyuncu. E, ee, 93 debrün geldi. Kullanalım bunu hatta. Şuraya koyalım. Ve son yediğimiz Messi geldi. Obama yan da geldi. Obama alacağım. Çünkü Messi kimyayı bozuyor. Kimya bozulunca da sıkıntı. 189 oldu. Bakalım 190 yapabilecek miyiz? Şunları bir dizelim. 95 hükmü sonu şuraya koyalım. 90 Rodriguez 88 Varela. Başka da bir şey yok aslında. 82 80 77 Marega'yı şuraya koyalım. Evet 190 olduk bu arada. Daha iyi birisi var mı? Yok evet. E, kadromuz böyle şimdi finish'e basalım. Buradan 190'lık bir takım yaptık. Obama, Debrün, Diniye. Sadece birlik oldu. Hepsi premierlik olduğu için. Simey basıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz burada takımlar var. Ve burada maç yapıyoruz. Bizim yaptığımız herhangi bir şey yok. Oyun kendisi yapıyor zaten. Gördüğünüz gibi bu maçları kazanarak finale çıkıyoruz finali kazanırsak da bize paketler veriyor. Daha doğrusu ilk madde de paket veriyor ama finalde kazandığınız paket daha iyi. Sevgiye ile oynayacağız bu sefer. Bakalım ne olacak. İlk yarı bitti 0-0. Evet Aubameyang 82. dakikada attı golünü ve kazandık 1-0. Yarı finaldeyiz. Rakibimiz Crystal Palace. Bunları da yeneriz herhalde. De Bruyne 12. dakikada attı. O Pogba attı ve artık finale çıktık. 3-0 yani Aubameyang da attı son dakikalarda. Finaldeyiz ve rakibimiz Marsilya. Yine kolay bir rakip. Ama ilk yarıda gol atamadık. Sterling attı. Sterling bir de attı. 7 dakikada 2 gol ve şampiyon olarak bitiriyoruz bu fut draft'ı. Direkt ikinci fut geçelim. Ödüllerimiz bu. Draft'lar bitince bunları açacağım. Play again diyelim. 3 3'ü ya da 4 3 3 4'ü alacağım. 4 3 3. 3 daha iyi. Kaptanımız Messi olsun bu sefer. La Liga'dan gitmeye çalışalım. Bakalım neler olacak. Ben Yedder geldi. Evet Mane'yi alalım. La Liga'dan kimse gelmedi. Kondogbia geldi. Kondogbia'yı aldık. Barcelona'dan Sergio Busquets Modric de geldi bu arada. Modric'i alalım. Buraya da Rakitic Sabeke Real Madrid'den Carvajal geldi. İlk stoperimiz Godin. İkinci stoperimiz Van Dijk. Van Dijk olsun. Sol bek. Selta Vigo'dan David Hünka. Ya da Eibar'dan. Bize açıyoruz. Asenho geldi. Onu alacağız. Evet şimdi yedekler. Sol kanat ve stoper lazım bize. Başka bir ihtiyacımız yok. Gelson Martins geldi sağ kanat ama Messi sağ kanatımızda var. O yüzden... Ceko'yu alalım. Alderva et geldi, Iniesta geldi, Umtiti geldi. Umtiti'nin gelmesi güzel oldu. Van Dijk'ın yerine koyalım şöyle. Şimdi bize bir sol kanat lazım. Kimya için. Griezmann geldi 89 forvetimiz 93 almayacağız bu yüzden Benzema geldi 90 alalım Benzema'yı bir değer yediğimiz iyi biri gelmedi Lulic bir diğer dediğimiz Bale. Bale'ı sol kanatta oynatabiliriz. Evet. 100 kimyayı bulduk. Tadic, Pogba, Rodriguez, Paulinho. En yüksek oyuncu Tadic. Onu aldık. Bir sol bek gelirse ve bir orta sağ gelirse de alacağız onu. Kaleciler Huame'yi alalım. Kosielni, Rakitski, Dafi. Dafi aldık. Juan geldi sol bek güzel. Başka biri de gelmedi. Onu da Juan da koyalım. Ve son yediğimiz Thiago Mendes oluyor. Şimdi bakalım bunu 190 yapabilecek miyiz ama olmayacak büyük ihtimalle. 92 95 90 Mane var. Bu da 90 Benzema var. Şöyle yapalım. da ile yer değiştirelim. 81 kalecimiz var. Evet 190 oldu. Yine 190 yapmayı başardık. İlginç bir şekilde ve henüz Ceko'yu koymadan şöyle. Ceko'yu da koyalım. 190 yaptık. İkinci defa 190 yaptık. Yani 190 bu kadar kolay yapılan bir şey değil aslında ama video şansımıza 190 oldu iki kere. Bakalım üçüncüsünden neler yapacağız. Sime geçeceğiz direkt. Beşiktaş var bu şeyde. Bizim ilk rafimiz Fulham. Ful Beşiktaş inerse Beşiktaş'la oynayacağız. İlginç bir maç olur. Ben Yeder attı 1-0. Modric attı 2-0. Babel attı 2-1 oldu. Ve kazandık. Evet kazandık. Beşiktaş kazanabilmiş mi? Ona da bakalım. Evet Beşiktaş da kazanmış ve Beşiktaş'la oynuyoruz. Bakalım ne olacak. Evet Rakitic 1-0. Modric kırmızı kart gördü ve Beşiktaş'ı yenmeyi başarıyoruz. 1-0 yendik. Zor oldu herhalde. Şimdi Lazio. Karşı tarafta da Bayer Leverkusen ve Paris Saint Germain var. Paris Saint Germain gelecek büyük ihtimalle. Bu maçı kazanırsak 2-1 öndeyiz. Şu anda Modric ve Bale attı ve 2-1 kazanıyoruz. Bunda da finale çıkıyoruz. Finaldeki rakibimiz Paris Saint Germain. Başlayalım. Bunu kaybedebiliriz. Oo, Carval kırmızı kart gördü ve bir dakika sonra Luka Modic gol attı. Evet Ben Yedar hatta Eze attı. Bale attı ve maçı bitiriyor arkadaşlar. 2'de 2 yaptık. Hemen 3. draftımıza geçelim. Masyonlar bu şekilde arkadaşlar. 4-3-2-1'i seçeceğim ben. Bu sefer... Eee... İngiltere gitmeyi planlıyordum ama İspanya, Artur geldi, Arthur alalım. Buradan, Rashford'u alacağım. Sağ kanadımız Mbappe geldi, Sterling geldi. Buradan, Mane'yi alacağım. Orta sahanın ortasında, eee, Neymar oynasın. Sol orta sahamız, Modric olsun, yalnız kimya çok kötü. İngiltere ve İspanya karışımı bir şey oldu. Şuradan beğeni salalım ama ben yine de İngiltere gideceğim. Van Dijk. Toti Van Dijk. İkinci stoperimiz Kompany. Sağ beyimiz Trippier geldi. Ricardo Pereira geldi. Trippier'i alalım ve kalecimiz. Kalecimiz. Silesen olacak. Silesen aldık. Belki yedek kalecimiz bir şey olur derken Hı, Kabalero geldi. Kötü bir kaleci ama kimya açısından bizim için önemli. Edekleri açmaya başladık. Çaka geldi onu alalım. Bale geldi. Bale aldık. Ee, bize bir orta saha. İngiliz Premier Lig'den bir orta saha gerekiyor dediğim anda. Guendouzi ve Bernardo Silva geldi ve Eriksen de geldi. Eriksen'i alalım hatta. Şuraya koyalım. Şimdi lazım olan bize bir Hatta iki tane Premier Lig'de orta saha oyuncusu. Bakalım neler olacak. Ee, Ramos geldi. Davinson Sanchez'i aldık ama oynatmayacağız. Buradan Manol'a sağladım. alalım. Kagawa. Alessandrini. Az kart kaldı bize orta saha lazım. Diop Kovacic. Kovacic kurtardı bizi biraz. Sadece bir tane orta saha lazım. Ve çıktı o da Dokure. iyi de orada oynatabiliriz ama olmaz. Şöyle yüz kimyamızı yaptık. Buradan kötü bir oyuncu geldi. Rastgele aldım. Ve son kartımız. Dead of Hell. Sağ 86 hatta Sterling'in yerine de oynatabiliriz. E, bu sefer büyük ihtimalle yapamayacağız. 193 çünkü 188 ile başladık. Modici buraya koyalım. Sanchez'i buraya alalım. 90'lık Arthur var. Onu buraya koyalım. 89 Bale. Aa, buraya gelsin. 86 Manolas. 85 Alessandrini. Evet, 189 oldu arkadaşlar. Ee, yapacak bir şey yok zaten ilk iki draftta 190 yapmıştık bu sefer de 189 oldu. Direkt son simimlerimize geçelim. Bundan sonra paketlerimizi açacağız. İlk iki draftta kazandık. Bakalım bu draftta neler olacak? Hmm. Bakalım kimler var? Burada pek bir rakibimiz yok gibi gözüküyor. Bakalım. Lokomotif Moskova'ya da elenebiliriz yani. Hiç her şey belli, hiçbir şey belli olmaz. Dokur attı. Ve kazandık. Bu uh, Rashford son dakikada attı golü 2-0 kazandık. İyi oldu. Daha çok para verdi bize rakibimiz. Kim bu rakip bilmiyorum. Tanıdık geliyor. Montpellier'e benziyor ama neyse. 3-0 kolay bir galibiyet oluyor. Evet 3-0 kazandık. Yarı finaldeyiz rakibimiz Monaco karşı taraftan Başakşehir gelmiş ve Monaco Başakşehir var orada bakalım ne olacak Başakşehir finale çıkabilecek mi? E, ee, 70. dakika 1-0 ve 2-0 kazanıyoruz ve rakibimiz Roma mı? Evet Roma Başakşehir yenmiş Roma. Bakalım Roma'yı yenebilecek miyiz? Rashford attı 1-0 öne geçtik 17. dakikada. Bandai 2-0 ve bu draftı da kazanmayı başarıyoruz arkadaşlar. 3'te 3 üç yapıyoruz draftlarda. Hemen ödüllerimizi almaya gidelim. Arkadaşlar paketlerimiz bunlar. 81 ve üstü oyuncu paketimiz var. 4 tane. İlk önce onları bitirelim. Şampiyonlar Ligi kartı geldi. Antonio Valencia. 83. Fena değil. Son 3 paket burada. Normal bir kart. Fransa Mbappe geldi zannettim Fransa ve sağ kanat gelince Dembele geldi O da fena değil Bir daha açalım Bu da normal bir kart Fransa Koman Oyun takıldı biraz Ben de iyi bir şey gelecek zannettim Bu da bir normal kart Şezni geldi bu sefer. Artı 81 oyuncu paketinden aslında fena şeyler çıkmaz. Elite Plus Pack bu. Elite Plus Pack ve Special Pack'ler fena değil arkadaşlar. Açalım direkt. Ee, İspanya Kaleci Kepa 84. Bu iki paketten çok fazla özel oyuncu gelebiliyor. Yani normal oyuncu olmayan oyuncular. Portekiz Cam yine takıldı. Bruno Fernandes. Vykel da geldi. elit Plus peki açıyoruz. Son paket galiba ya da sondan bir önceki paket ve artı 88 bir oyuncu geldi. Bakalım kim Portekiz. Ronaldo geliyor. Ronaldo geldi arkadaşlar. 94'lük. Çok iyi bu. Bu çok iyi oldu. Evet iki tane Special Pack'imiz kaldı Açalım onu da Evet Team of the Week Columbia U, Zapata 84'lük Zapata geldi Mahrez de gelmiş Fena değil ve son paketimizi açıyoruz yine bir inform ve yine Artı 88 bir oyuncu Bakalım kim Mane geldi galiba yok Mane değil Kolibali Acaba gücü kaç? 88 kolibali. Son paketimizde çıkan oyuncumuz oldu arkadaşlar. Ee, bu bölümü burada noktalıyoruz. Beğendiyseniz videoyu like atmayı unutmayın. Hepinize iyi günler. Bay bay.